Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün size adım adım daha iyi nasıl CS:GO oynayabilirsiniz bunu anlatacağım. Ve yapmanız gereken şeylere tek tek değineceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemelisiniz bence bana kalırsa. Çünkü gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm şeyler var. Ve aynı zamanda videoyu da şu an beğenirseniz sevinirim. Bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Hem de sizin sayenizde YouTube benim videolarımı önerir. Her like atışınızda biliyorsunuz ki YouTube başka birine videoyu öneriyor. Bu yüzden bir saniyeniz arif videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Hemen bekletmeden video içelim. Birinci adımda kendinize özel cfg oluşturmayı anlatacağım. Yani kendinize özel ayarlar olacak anlayacağınız. Ve benim de böyle bir cfg'm var. Eğer direkt benim cfg'mi indirmek istiyorsanız e, Ben seviyorum. Büyük ihtimal siz de seversiniz. Şöyle bir açalım. Şöyle bir cfg. Crosshair'i güzel. Hani modeli güzel. Her şeyi ben ayarladım düşünüyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Veya kendinize özel, kendinize göre şeyler yapabilirsiniz. Onları da göstereceğim şimdi. Fazla detaya girmeden e, sizin neler yapabileceğinizi anlatacağım. Şimdi buraya geldiğiniz böyle bir map var. Bu mapin linki açıklamada var bu arada. Oradan indirebilirsiniz atölyeden. Ee, custom CFG mi bir şeydi mapin adı tam hatırlamıyorum. Buradan isterseniz profesyonel oyuncuların konfigleri var. Buradan hangi takım istiyorsanız mesela Navi'den e, elektronik mesela bunu konfigini istiyorsanız üstüne bir kere ateş ediyorsunuz ve her şey onunla yer oluyor bundan sonra. Ya böyle yapabilirsiniz, tek tek deneyebilirsiniz hangisi bana göre diye ya da e, buradan direkt kendiniz ayarları yapabilirsiniz. Mesela buradan Crosshair modeli dinamik olsun diye dedik mesela, burada size'ını max'a getirsek böyle oluyor mesela. Bunu kısabiliriz, her seferinde ayarlayabiliriz. Minimuma getirince yok oluyor, biraz arttırınca gördüğünüz gibi çoğalıyor. E, sonra thickness, bu şeffaflığı olması lazım. Bunları aynen bakın gördüğünüz gibi Ayarlıyorsunuz mesela ben şöyle bir şey yapacağım Gap Gapı da buradan e, genişlik şöyle Aralıkta açık Açıklık kısmı minimuma getirince Ben bunu minimum kullanıyorum genellikle Outline'da bu kenar çizgisi Biraz gölgeli olursa Benim için daha iyi mesela şu tarz Ve alfa Bu da şöyle max yapalım neymiş Bu da şeffaflığı galiba yine Max yaparsak daha e, belirgin oluyor. Biraz kısalım. Dots ortadaki nokta eğer istiyorsanız ki işe yarıyor bence. E, bu da neymiş? O üstünün gitmesi. Mesela bu da çok güzel bir özellik. Bunu kullanabilirsiniz. Ama tabii alışkın olmanız lazım. E, ben bu arada yine Crosshair videosu çekeceğim. Bir ara çekeceğim demiştim. Çekememiştim. Ama bu sefer yeniden çekeceğim. O videoyu da kana kanaldan bulabilirsiniz. Abone olursanız görürsünüz. Buradan mesela mavi aldım. Buradan hepsini tek tek deneyin. Ben şu anlık şöyle bir şey yaptım. E, tabii bu çok basit. Hani kendinize göre ayarlamalısınız. V model'da bu silah tutuş modeli. Yani şöyle bakın. Buradan max desek mesela sağa alıyor. Bir bir kere e, vurursak sola alıyor. Böyle ayar yapmanız lazım kendinize göre. Y pozisyondan ayar yapıyor bu da. Maksimum dersek Tabi ilk başta bir silahı sola almak istiyorum mesela. Onu da göstereceğim. Burada FOV'u arttırabilirsiniz. E, max dersek minimum max. Bu FOV e, 68 kullanıyor genellikle profesyoneller. Bu silahın tamamen önde olmasıyla alakalı bir durum. Yani tam tutuş modeli diyebiliriz buna. Bunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. E, bunun dışında buradakiler bu işte. Ha, e, bu da hani çerçeve var ya onun ayarları renk ayarları. Buradan boyutunu düşürebilirsiniz mesela haritanın. Ee, gördünüz mü? Nasıl düşüyor? Minimum yaparsak böyle oluyor. Maksimum yaparsak bunu biraz şey oluyor ortaya. Bunu işte tek tek denemeniz lazım. Hani ben burada her şeyi anlatamam haliyle. Ama bunları denerseniz zor şey olmadığını görürsünüz zaten. Ee, radar yine burada aynı şekilde boyutunu yükseltebiliyorsunuz ya da azaltabiliyorsunuz. Ve rotate on off on off mesela bunlar center bu ee, tabi bunları bozduğumuz için bunlar olmadı da Bunlar da o ayarlar buradan parlaklığı açabiliyorsunuz Yani buradan dediğim gibi tek tek deneyeceksiniz Ve en sonunda burada botları gelin mesela daha rahat hangisiyle vurabiliyorsunuz hangisiyle spray atabiliyorsunuz Şöyle deneyin ve hangisi sizin için daha iyiyse onu kullanın hemen diğer ayarları açarım Evet, geldik diğer yola. Ondan önce hemen ben bir CFG'mi şöyle değiştiriyorum. Kendi CFG'mi yükledim ve daha rahat olacak benim için bundan sonraki. Evet, günlük antrenman yapmanın öneminden bahsedeyim öncelikle size. Bildiğiniz gibi çoğu profesyonel oyuncu günlük antrenman yapıyor. Çünkü bir şey ne kadar tekrar ederseniz o kadar iyi olursunuz o şeyde. Aynı şey de CSGO için de geçerli. Ee, günlük ne kadar antrenman yaparsanız ve ne kadar çok ısınarak oyuna girerseniz sizin için o kadar daha iyi. Tabi bu antrenman hani herkese göre değişir. Kimi, kimisi 1 saat yapar. Kimisi 15 dakika yapar. Kimisi 3-4 saat yapar. Kimisi de profesyonel olmak için tamamını günün tamamını buna verir. Bu tamamen size kalmış. Eğer siz eğlencesini oynuyorsanız sizin için yarım saat antrenman bile yeterli. Tabi bunun için hem mapler var hem de bunun için özel serverlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle hepimizin bildiği bir aimbot diye map var. Bu ısınma mapi. Bu klasik bir map. Yani herkes biliyordur. Büyük ihtimal siz de biliyorsunuzdur. Burada benim tavsiyem günde en az bir 15-20 dakika ısının. Tabii size kalmış bu. Ne kadar oynamak istiyorsanız ona göre ayarlayacaksınız kendinize. Burada challenge modları falan var. Mesela 100 kill ayarlarsanız ve buradan başlatırsanız 100 killi kaç dakikada alacağınız ona göre e, Bakın aşağıda Bir şeyler sayıyor görüyor musunuz 100 killi ne kadar saniyede alabileceğiniz yazıyor Burada her seferinize kendinizi Geliştirmeniz lazım eğer gelişiminizi Görmek istiyorsanız tabi ben şu an Yapmayacağım çünkü elim ağrıyor biraz e, işte bu map böyle Burada botları vuruyorsunuz ve Biraz refleksiniz gelişiyor Çünkü buradan birden buraya dönüyorsunuz Buraya dönüyorsunuz falan Ve buradan ısındıktan sonra ne yapıyoruz burada diyelim ki 20 dakika takıldık. Sonra ne yapıyoruz? Disconnect çekiyoruz. Sonra topluluk sunucusundan geliyoruz ve buraya, buraya şu yazdığım terimi kullanıyoruz. FFA. Evet. Sonra karşımıza bir sürü server çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan en çok dolu olana girin ve orada oynayın diyeyim ben size. Mesela şöyle bulalım bir tane. Evet. Mesela şöyle bir servere girdik. Tabii şu an server dolu olmadığı için botlar var. Yani o yüzden fazla. Oyuncu yok ve ben bu yüzden buraya girdim. Sabah öğlen saatlerinde olduğumuz için fazla oyuncu yok. Ee, burada ne yapacaksınız? Burada oynayacaksınız yani böyle. Burada direkt doğuyorsunuz. Amacınız bu. Ve doğduğunuz gibi karşınıza böyle adamlar çıkıyor. Ee, bunları da vuruyorsunuz ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Benim tavsiyem burada. Ya map bitene kadar oynayın. Ya da bir yarım saat oynayın. Çünkü yarım saat oynamadan en az ısınamazsınız bana kalırsa. O yüzden yarım saatinizi harcamanızı öneririm burada. Ki zaten yarım saatte hemen geçiyor. Açın RKM müziği. Kısın oyun sesini. Bu kadar. Bak adam ne güzel vuruyor. asılmış gördünüz mü? İşte bu ısınma şeyde bu kadar. Tabi farklı şeyler de var daha fazla ısınmanız için. Ama çok detaya giremem. Belki onun için özel videolarda gelebilir. Bunun amacı bu yani. Burada birbirinizi vuruyorsunuz. Adamlar beni vuruyor gördüğünüz gibi. İşte bu bu kadar. Hemen diğer maddeye geçelim. Arkadaşlar şunu unutmayın CSGO bir takım oyunu Yani 5 kişi oynuyorsunuz ve Her birinizin bir görevi var Bu yüzden siz tek başınıza ne kadar iyi oynarsanız oynayın Takımınızı oynamıyorsa Yani hiçbir şey yapamazsınız Mecbursunuz kaybetmeye Bu yüzden size güzel bir takım lazım e, Bu takımda nasıl bulacaksınız Onu anlatacağım size e, Takımın önemini umarım Anlamışsınızdır şimdi Çünkü biri trollerse Diğerlerinin morali bozuluyor mesela ya da diğeri de onu uyuyor. O da trollemeye başlıyor ve böylece takım dağılıyor. Bu yüzden girecekseniz ya da hızlı rank atlamak istiyorsanız 5 kişi girmenizi tavsiye ediyorum. E, bu 5 kişiyi nasıl bulacaksınız? Şimdi geldik en önemli yere. Çünkü aranızda yeni başlayanlar olabilir veya arkadaşı oynamayanlar olabilir. Bu yüzden oyun arkadaşları bulmalısınız. Bunu da nasıl bulacaksınız? Bizim açıklamada bir Discord linkimiz var. O Discord'a katılacaksınız. Hemen şöyle göstereyim. Bakın böyle bir Discord'umuz var. Burada odalar var. Buradan isterseniz e, arkadaş edilebilirsiniz. Hatta ben şuraya bir sohbet odası yapayım. Oyuncu bulma diye bir kanal oluşturdum. Metin kanalı. Bakın burada oyuncu bulma yeri var. Buraya bundan sonra yazabiliyorsunuz. Ben şu ranklıyım, AWP oynuyorum, takım arıyorum gibi şeyler yazabilirsiniz. Burada emin olun bulacaksınız. Tabi herkes birbirine destek çıkarsa bulabilirsiniz. E, burada Discord linkimiz açıklamada mevcut. Buraya geliyorsunuz takım buluyorsunuz ve bundan sonra 5 kişi oynuyorsunuz. Tabi takımlar uyuşmayabilir haliyle yeni takım arayabilirsiniz. Hep buradan takım arayın bence bana, benim tavsiyem. Çünkü takım olmadan CSGO maalesef oynanmıyor. Bu yüzden bu tavsiyem de bu kadar. Hemen diğer madde geçelim. Evet tüm aşamaları uyguladınız. Peki ne eksik? Şu an artık oyuna geçmeniz eksik. Ee, buna bir tavsiyem var yine. Faceit gibi siteler var biliyorsunuz. Site üzerinden oynanan, serverları kaliteli olan, bazen premium üyelik alınan yerler var. Buradan da oynayabilirsiniz benim tavsiyem. Çünkü neden buradan oynamalısınız arada? Burada hem sunucular 128 stick olması bir avantaj. Artı karşınıza gelen oyuncular da normal rekabetçiden gelen oyunculardan daha tecrübeli. Yani bu yüzden burada oynamanız sizi daha çok geliştirecektir. E, ve aynı zamanda buradan takım oyuncuları da bulabilirsiniz kendinize. Eğer anlaştığınız biri varsa onunla karşılıklı anlaşarak birbirinize ekleyebilirsiniz. Ve böylece daha iyi bir sağlam takım olmuş olursunuz. Hem Discord'a katılırsınız hem burada e, şey olur takım oyuncusu bulmuş olursunuz. Yani bu bu kadar. Faceit gibi selerde oynamanız gerekiyor bazen de. Bazen de 1vs1 seleri var. Oradan oynayıp tamamen eğimizi geliştirebilirsiniz. Yani bu tavsiye de bu kadar. Evet arkadaşlar tavsiyeler burada bitti. Şu an ekranda başka videolar var. Onları da izlemenizi öneriyorum. Onlar da işinize yarayabilir.